Bana Ne Faydası Var kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda video düzenlemeyi sevenlerin çok işine yarayacağına inandığım oldukça basit, bir o kadar pratik, aynı zamanda çok işlevsel bir program olan Filmora 9'u sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi dilerseniz bu programı yakından tanıyalım. Öncelikle bu programı indirmek için kendi web sitesine girmemiz gerekiyor. Bu web sitesinin adres linkini de açıklama kısmından bulabilirsiniz arkadaşlar. Siteye girdiğiniz zaman sitenin Türkçe dil desteğinin olmadığını göreceksiniz. Bu nedenle eğer İngilizce bilmiyorsanız benim gibi otomatik çeviriciyi kullanmanızı tavsiye ederim. Siteye girdiğiniz gibi direkt karşınıza zaten ücretsiz deneme ya da satın almanız için gerekli olan bölümü görüyorsunuz. Buradan sizin için hangisi daha uygunsa indirme seçeneğini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Siteye devam ettiğimizde bu bölüm içerisinden giriş yaptığımızda Filmora'nın özelliklerinden site içerisinde de bahsedildiğini görmekteyiz. Bunlardan benim en çok dikkatimi çeken 100 medya katmanının açıklamış olmaları. Yani bu çok karışık bir video çekmek istediğiniz zaman, yani birçok video, resim veya sesten oluşan bir video hazırlamak istediğinizde sizin için timeline alanında oluşturabileceği alanı sağladığını açıklıyor. Bu da çok karışık videoları bu program sayesinde çok kolay bir şekilde yapabileceğinizi göstermekte. Aşağı doğru devam ettiğimizde herhangi bir şey var mı diye bakıyorum. Sayfanın sonuna geldiğimde sistem gereksinimlerinden bahsetmişler. Bu sistem gereksinimlerinde öyle aman aman bir özelliklere ihtiyacı olan bir PC'nin gerekmediğini görüyoruz. Sadece 4K videolar için 8 GB bir RAM gerektiğini, aynı zamanda bu programı kullanırken 10 GB'lık bir boş alanınızın olması gerektiğini görüyoruz. Ve SSD hard disk öneriyorlar arkadaşlar. Bunun da nedeni hızlı render yapabilmenizi sağlaması için. Filmora ürünlerine bakacak olursak 3 ayrı programın hizmet verdiğini görüyoruz. Bunlardan biri Filmora 9, diğeri Filmora Pro, diğeri de Filmora Secret. Ben bugün size Filmora 9'u anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Dilerseniz şimdi programın nasıl çalıştığını uygulamalı olarak hep birlikte görelim. Programı yüklediğimiz zaman karşımıza çıkan arayüz bu arkadaşlar. Burada direkt olarak dosyalarınızı import edebileceğiniz alanla karşılaşıyorsunuz. Onun için de import alanını size kısaca anlatmak istiyorum. Import alanına girdiğiniz zaman dosyalarınızı isterseniz direkt buradan yükleyebilirsiniz. Ya da buradaki bölümden import media files ya da folder diyerek, yani dosyayı tek ya da klasör şeklinde program içerisine almanız mümkün. Programın bize diğer sunduğu özellik de kamera veya telefondan direkt olarak dosyalarınızı bu programın içerisine almanızdır arkadaşlar. Devam edecek olursak medya bölümünden sonra direkt olarak audio bölümüne geliyoruz. Burada telif gerektirmeyen müzikleri program bizimle paylaşmış. Yaklaşık olarak 51 tane burada ses dosyası var. Ama siz daha fazlasını isterseniz More Effects bölümünden Filmora'nın sayfasına gidip daha çok ses seçeneğini elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bunları da çalıştırmak için zaten çift tıkladığınızda müzik direkt çalmaya başlıyor arkadaşlar. Yine devam edecek olursak başlık bölümüne geliyoruz. Burada da yaklaşık olarak 137 tane bize başlık sunmuş. Bunlardan bir kısmı animasyon şeklinde, bir kısmı sabit olarak çalışıyor. Bunlardan da bir kısmına bakacak olursak direkt şuradaki yazı gözüme çarpıyor. Çift tıkladığımda bu şekilde ekrana düştüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Burada renkli animasyonlar da var. Bu şekilde yazıyı animasyonla buluşturmuşlar. Bu başlıkları da videolarınıza uygun görebileceğiniz birçok noktada kullanabilirsiniz.
Burada diğer bölüme geçtiğimiz zaman da geçişleri bize sunmuş arkadaşlar. Burada da yaklaşık olarak 178 tane aktif olarak çalışan geçişleri görüyoruz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bu geçişleri direkt videolarınızda kullanmanızı öneririm. Çünkü bazen burada göründüğü gibi olmayabiliyor, yanıltıcı olabiliyor. İşte bu yanılgıya düşmemek adına da direkt kendi orijinal videolarınızda kullanarak deneme yanılma yöntemiyle yapmanızı tavsiye ederim. Yine aynı şekilde efektlerin nasıl olarak çalıştığını görmek istediğinizde çift tıkladığınızda efektin size ön izlemesini zaten gösteriyor. Buradan effects bölümüne geçmek istiyorum. Yine effects bölümüne geldiğim zaman da 245 adet effects görüyoruz arkadaşlar. Bunlar da videolarınıza filtre oluşturma gibi, işte blur efekti yapma gibi birçok efekte sahip. Bunları da videolarınızda dilediğiniz yerinde kullanmanız mümkün. Elements bölümüne geldiğim zaman videolarınızda kimi zaman animasyon kullanmak isteyebilirsiniz. Bunlar için de Filmora size yaklaşık olarak 191 tane animasyon seçeneği sunmuş. Bunları da videolarınızda kullanabilirsiniz. İşte emojiler var, gayet sevimli. Bunları kullanabilirsiniz. Diğer bir bölüm Split Screen bölümü, yani bölünmüş ekran. Bu bölünmüş ekrana girdiğiniz zaman da bir ekran içerisinde birden fazla video ya da resmi göstermek istediğinizde size çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Minimum 2 ekrandan 6 ekrana kadar Filmora ile ekranı bölmeniz mümkün. Bunlar da animasyon şeklinde direkt ekrana düşüyorlar arkadaşlar. Bu şekilde videolarınızı bu bölünmüş ekranlara ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bunun daha çok sunumlarda falan işinize yarayacağını düşünüyorum. Şimdi medya bölümüne tekrar dönerek kısa bir çalışmayı hep beraber yapalım. Import Media Files bölümüne tıklıyorum. Buradan herhangi bir videoyu import ettikten sonra timeline alanına bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi değiştirme dedim. Bu şekilde ekrana uyarladım. Şimdi burada en çok kullanacağımız eleman böl elemanıdır. Videolarda istenmeyen bölümü ya da çıkarmak istediğiniz herhangi bir yeri bu split ile beraber imleçin üzerinde olduğu yerden çıkartabilirsiniz. Ekranı istediğiniz kadar, videoyu istediğiniz kadar bu split ile bölmeniz mümkün. Şimdi yapmış olduğumu geri alıyorum ve devam ediyorum. Burada crop bölümü var. Crop da bir nevi split gibi arkadaşlar. Fakat videoda genel olarak kırpma yapacağınızı sağlayacak bir alan. Burada da custom seçeneğini alarak videoyu istediğim yerinden daraltıp croplayabiliyorum. Tekrar devam ettiğimizde diğer bir eleman da buradaki speed bölümü. Speed bölümünü kullanabilmeniz için de ya videonun başına bunu uygulayabilirsiniz ya da split etmiş olduğunuz bir yeri başlangıç olarak speed olarak ekleyebilirsiniz. Bunda da hızlı ya da yavaş gitmesi için belirli ayarları vermeniz mümkün arkadaşlar. Yine devam edecek olursak renk seçeneği var arkadaşlar. Burada birçok alternatif size sunuyor bu program. 3D LUT kısmında direkt filtre uygulayabiliyorsunuz videoya. Gördüğünüz gibi kendisi isimlendirmiş. Siyah beyaz yaptı. Batman demiş. Gördüğünüz gibi filtreler uyguluyor. Bu da birçok alanda videoda iş yaparken size yardımcı olacaktır. Buradan da çıkış yapıp buradan da çıkış yaptıktan sonra yine timeline alanındaki videomuz seçiliyken Green Screen bölümü var. Buraya tıkladığım zaman açılan menünün Green Screen'da çekim yapan arkadaşların çok işine yarayacağını düşünüyorum. Bunda da direkt rengi, yani Green Screen'ı ortadan kaldırmak için ayarları yapmanız mümkün arkadaşlar. Diğer bir bölümü
Audio bölümü, burada video üzerindeki sesi açıp kapatmanızı ya da equalizer ayarlarını yapmanızı sağlayacak alanlar var. Gene color bölümüne geldiğim zaman da balans ayarları, ton gibi ayarları yapabileceğiniz menüler mevcut. Motion'a geldiğim zaman da bu da başlangıç olarak videonuza uygulayabileceğiniz bir nevi efekt gibi. Bu da şunu özellikle şey yapalım, gösterelim. Çift tıkladığınızda videoya nasıl bir giriş efekti yaptığını size gösterir. İşte dönerek mi gelsin ya da aşağıdan yukarı mı gelsin gibi seçenekleri mevcut arkadaşlar. Yine buradan da okey dedim, geri yaptım, başa döndüm. Timeline alanında videonun sadece görüntüsünü kullanacaksınız ya da sadece sesini kullanacaksınız. Video üzerinde sağ tuş yaparak Detach Audio diyorsunuz ve otomatik olarak videodan sesi ayırıyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Bu da video ya da sesi ayrı olarak kullanmanızı sağlayacaktır size. Tekrardan geri dediğim zaman tekrardan videomuz eski haline gelecektir. Burada her şeyin ne kadar pratik olduğunu, menülerin elinizin altında olduğunu görüyorsunuz. Bu da zaman kazanmanız açısından size birçok fayda sağlayacaktır arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bu program ile daha profesyonel videolar hazırlamaya çalışacağız sizinle. Ve bu programın gerçekten neler yapabileceğini, sınırlarını ne kadar zorlayabileceğimizi hep beraber göreceğiz. Onun için arkadaşlar mutlaka kanalımı takipte kalın. Buraya kadar gelmişken kanalıma abone olup videomu beğenmeyi ve kanalımdaki diğer videoları da bir göz atmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.